just getting this one. Sayın Başbakanım, bakanlarım, belediye başkanım, değerli konuklar, Başbakanlık Halkla Buluşma toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Başbakanlık Halkla Buluşuyor toplantılarını ilk yapmaya başladığımızda 5'er dakikaydı bakan arkadaşlarımın süresi. Aylar ilerledikçe süreleri de ilerliyor. Bir süre sonra bunları yapamaz hale gelebiliriz. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Tabii bu bir şeyi de gösteriyor. 13 ayın içerisinde yapılanlar birikiyor ve yapılanları anlatmak gerekiyor. Çünkü yapılanları anlatmadığımız zaman onlar sanki yapılmamışmış gibi muamele görüyor. Bu da çok adil bir durum değil. Bu hükümet Şubat 2018'de göreve geldi. Gene bu bir yıllık çok sıkıntılı dönemde Tarım Bakanımız yapmış olmasına rağmen atladı, onu söylemedi. Yerel kaynaklardan güzel yurttaki tarıma su aktarıldı. Müteahhitler ihalelere teklif atmazken güzel yurt hastanesinin ikinci etabı ihalesi tamamlandı. Güzel yurt sağlık merkezi bu dönemin içerisinde 24 saat hizmet vermeye başladı. Acil servisi de oldu. 30 yıldan beri dokunulmayan bir yerdi Güzelyurt Sağlık Merkezi. Bu dönemin içerisinde gerçekleşti. Onlarca yıldır bu memlekette adli tıp kurumu yoktu. Adli tıp kurumu bu dönemde devlet hastanesinde kuruldu. Çoklu tarife, son günlerin en popüler konusu. Herkes bundan bahsediyor. Elektrik zammından bahsediyor. Arkadaşlar, çok açık, hiçbir şey gizli saklı değil. Çok açık konuşuyorum. 12-12,5 kuruşun üstünde bir zamdı elektrikte söz konusu olması gereken bu birikimin sonucunda. Ve bu 12,5 kuruşun 4 kuruşu personel gideridir. Ve bu 4 kuruşun da 0,01 kuruşu son imzalanan toplu sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Rakamlar çok açıktır. 4 kuruşu personeldir, 2 kuruşu akaryakıttır. 2 kuruşun biraz üstünde yanılmıyorsam Aksa'nın kira bedelidir ve geriye kalanlar da yatırım bedelidir. Gizli saklı bir şey yok. Bunu da her yerde söylüyoruz. Esas soru şudur. Madem ki eleştirilen şey çoklu tarife değildir de rakamın yukarıya çıkmasıdır, ki sebebini de açıklıyorum. Rakamları net olarak veriyorum. O zaman sormazlar mı? Madem ki çoklu tarifede bir sorun yoktur. Çoklu tarife aslında geçilmesi gereken bir sistemdir. Bu kadar yıldır niye geçmediniz? Niye çoklu tarifeyi düşünmek ve uygulamaya sokmak bu hükümete kaldı? Zam olmadığı zaman yapsaydınız, zam olmadığında siz yapsaydınız. Ne umutsuzuz, ne yorgunuz, ne de birilerinin arzu ettiği gibi bezgin falanız. Tam tersine son derece kararlıyız. Son derece motiveyiz. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz ve yürürken sakız çiğnememiz gerektiğini özellikle biliyoruz ve ne yapacağımızı da çok açık bir şekilde söylüyoruz. Elbette reformlar hiçbir ülkede, hiçbir dönemde sancısız olmadı. Ama bu hükümetin reform yapmak kaderidir.
diye düşünüyoruz ve bunun için de gecemizi gündüzümüze katmaya devam ediyoruz. Çünkü şunu söylüyoruz çok açık bir şekilde, bizim daha fazla kaybedecek neslimiz yoktur. Bugüne kadar yaptığımız hatalar birçok neslimize çok şey kaybettirdi. Artık kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Onun için en zor koşullarda dahi, ki çok zor bir 13 aydı bu, en zor koşullarda dahi daha yapacak çok işimiz var ve Kıbrıs Türk halkının da bunların yapılması konusunda inanıyorum ki istekliliği, kararlılığı ve desteği var.